bu binada oturuyor. İşte burada. Kaçıncı kat? İki. Bakın araba da bu. Evet ben arabayı sattım ama daha üzerine almadı. Hafta içi halledeceğiz bu işleri. Bakın ben nereden bilebilirim adamın başına böyle bir iş geleceğini? Tamam tamam uzatma sen bekle burada. Nereye götürüyorlar çocuğu? Anne! Nereye götürüyorlar? Ne oluyor? Ay ne yapıyorsun? Ay nereye götürüyorlar bunu be? Tamam mı? Efendim? Kuzey Koç Ali'yi götürüyorlar. Neyi? Ya polisler şimdi evinden aldılar, götürüyorlar. Ne olmuş ya, neden? Ben bilmiyorum. Polisler de evden çıkartırlarken gördüm. Hadi Kuzey yetiş ne olur. Dur bir dakika, bir dakika. Nereye götürüyorlar? Hangi karakola götürüyorlar? Ben şimdi peşlerinden gideceğim, ararım seni. Tamam, dur. Tamam kızım, kapat telefonu. Tamam, geliyorum. Oğlum bas. Bas. Bas oğlum, bas. Dur. Cemre! Cemre! Nereye gidiyorsun? Ay dur, devam edelim. Allah canını almasın senin. Allah iyiliğini versin. Sen mi darp ettin beyefendi? Evet. Arabasını da sen mi parçaladın? Ben parçaladım. Neden? Ne alıp veremediğiniz var? O biliyor. O anlatsın. Öyle bir ilişki falan söz konusu değil yani. Zaten kızla yeni arkadaşlık etmeye başladık. Ben bu kızla barda tanıştım. Bir kere yemeğe çıktık. Öyle bir ilişki falan söz konusu değil yani. Daha dün bir, bugün iki. Zaten yeni başladık arkadaşlık etmeye. Ya kız bana söylemedi ki bir sevgilisi olduğunu. Ben nereden bileyim? Simay benim sevgilim değil, gerizekalı. Doğru konuş. O zaman benden ne istedin, he? Sevgilim değil diyor bir de ya. Arabamı parçaladı Levye'yle. Bana da saldırdın. Şikayetçiyim komiser bey. Lütfen gereği neyse yapılsın. Bizimki duymasın Cemil sakın. Sizi çağırın. Kızı doğru düzgün tanımıyorum bile ya. Bir sevgilisi olduğunu bilsem çıkmazdım ki. Ne olmuş, ne yapmış bu adam ya? Bu mu? Adamın arabasını maşat etmiş Levent'e. Bununla kapışmış yani. Hadi ya. Ne diyorsun sen ya? Ne zorlu varmış ki? Kız meselesi ya. Bir şey söyleyeyim. Demet'le gördüğü herif bu da... Biliyorum ben gece söylediği bir şeyler de anlatmadı tam olarak. Böyle kafası gidik durumdaydı yani allak bullak. Abuk sabuk bir şeyler söyleyip durdu bana. Ulan Ali. Bacak kadar boyun var, türlü türlü huyum var. Allah'ın cezası. Huyar. Allah seni bildiği gibi yapsın değil mi? Gerizekalı. Ulan değer miydi o kız için başına böyle dert açmaya? Değer miydi? Ya anne tamam merak etme. Kuzey de geldi zaten şimdi, o da burada. Ya tamam şu işi bir halledeyim, geleceğim anne, hadi kapatıyorum. Hadi. Bakın ben diyeceğimi dedim. Şikayetimi çekmiyorum. Lütfen gereken işlem neyse bir an önce başlatılsın çünkü daha fazla zaman kaybetmek istemiyorum. Kardeş. Bu çocuk seni kız arkadaşıyla görmüş. Kuzey sen daha fazla karışma istersen. Sen karışma. Ya ne görmüş be? He? Ben bu kızla topu iki kere görüştüm. Yatmadım, kalkmadım. Tamam, uzatma. Kes. Sus. Kuzey, sen çıksana dışarı ya. Kızla bana bir daha görüşmeyelim dedi. Tanımam etmem. Ben nereden bileyim arkadaşının eski sevgilisi olduğunu? Bak Şeker kardeşim, sen beni bir dinle. Sen kendini bu çocuğun bir yerine koy. Bu çocuk kız arkadaşını seninle beraber görmüş. Değil mi? Delikanlı çocuktur.
zoruna gitmiş, haklı. Değil mi kardeşim? He? Kız da bir yanlış yapmış, kafası bulanıkmış. Bir şey yapmış, kırmızı kart göstermiş ona da, tamam artık yani. Zaten dönüp bir daha bakmaz onun suratına. İş olmaz yani. Benim de işim olmaz çünkü zaten bitsin dedi, başlamadan bitti ya. Tamam neyse ne. Bir problem yok. Biz tatlıya bağlayalım bu durumu. Sen memur beye diyeceksin ki ben şikayetimi geri alıyorum. Biz de senin hasarını neyse karşılayalım. Ya zaten bir anlık öfkeyle olmuş ne olursa. Ali normalde ezgin çocuktur yani. Çok delikanlı bir çocuktur öyle. Kolay kolay kimseye bir yanlış olmaz. Ne kadar bizim memur bey hasarımız? 12 bin lira. Tamam 12 bin. 12 bin bende kardeş. Mesele para değil. Ya onda bir şey yok. Bir şey yok onda. O nazar. Biz senin bak borcumuz neyse ödeyelim tamam mı? Üstümüze düşen görevi yerine getirelim. Olsun bitsin. Kuzey. Hı. Ödeme sakın hiçbir şey Kuzey. Yok sıkıntı yok Ali. Tamam oğlum ben halledeceğim. Ali sıkıntı yok. Yatar çıkarız icabında ödeme hiçbir şey. Tamam ben parayı toparladıktan sonra seni arayacağım. Tamam. Çaldırıyorum bak benim numaramı. Anlaştık. Sözüm söz. Peki. Kuzey, hadi. Amirim kolay gelsin. Şimdi mi arıyorsun? He? Başıma bu kadar belayı sardıktan sonra şimdi mi arıyorsun? Ne oldu? Senin sevgilin benim evimi bulmuş. Arabamı parçaladı, sonra da bana saldırdı. Ne? Ne zaman? Bu sabah. Alarmın sesine uyandım. Kaçta? Ne bileyim işte, sabahın köründe. Senin ne işin var burada? İşte bu yüzden sana ayrılalım demiştim. Bu yüzden. Çok özür dilerim Sümer. Çok özür dilerim. Ben alışverişe gidiyorum. Bir şey istiyor musun? Yok. Affedersin. Daha fazla başını belaya sokmayacağım. Merak etme. Bir daha aramayacağım seni. Sen de beni arama olur mu? Hiç öyle bir niyetim yok zaten. Hoşça kal.